Osmaniye küçük, küçük muhafazakar, milliyetçi muhafazakar bir şeyi böyle tanıtabilirim. Genelde insanlar birbirlerini tanır. Çok büyük bir memleket değil yani. Sanayi anlamında, ticaret anlamında da büyük bir memleket değil. Bir organize sanayisi var. Onun dışında çok büyük olmayan, küçük, şirin bana göre tabii ki bir memleket tabii yani. Ama şu an hüzünlü bir memleket. Devlet Bahçeli'ye karşı büyük bir tepki var. Özellikle deprem günü Devlet Bahçeli'nin evinin olduğu bölgede insanlar oraya sığınmak istemişler. Ama izin verilmemiş. Bu dilden dile anlatılıyor. Ve bugün yoğun bir tepki var. Yani ben Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de seçimi kazanamayacağını düşünenlerden. Depremden sonra çok fazla hani MHP'li insanın fikrini değiştirdiğini düşünüyorum bu anlamda. Çünkü depremde yardım görmemek yani hani ve kendi memleketleri yani başka şehirlerde o şehrin tanınan insanları, o tanınan simaları hep o şehrin yanında durdu ve o şehrin sesi oldu bence. Ama Devlet Bahçeli bizim sesimiz olmadı bu açıdan. Bu benim tabii ki kendi görüşüm. Sesimiz olmamakla beraber biz duyulmadık. Ve bu duyulmama halka bence olumsuz bir şekilde yani oy anlamında, MHP anlamında olumsuz yansıdığını düşünüyorum. Deprem unutuldu. Siyasi partiler bir seçim sürecine girdi. İlk gündem şu an seçim, açık konuşmak gerekirse. Deprem biraz ikinci plana atıldı. Depremi sadece acısını yaşayanlar, ateş düştüğü yeri yakar deyip kendi yüreklerinde hissedenler depremin acılarıyla yoğruluyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'deyiz. Osmaniye 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri. Osmaniye'de AKP'ye, İYİ Parti'ye, MHP'ye ve CHP'ye ayrıca da MHP'li belediye başkanına ve ülke ocaklarına röportaj tekliflerinde bulunduk. Ancak bu tekliflerimiz çeşitli gerekçelerle kabul edilmedi. Biz de röportaj teklifimizi kabul eden sol partilerle ve milletvekilleri adaylarıyla hem önümüzdeki seçimleri hem de depremin ilk gününden bu yana Osmaniye'de neler yaşandığını konuştuk. Biz zaten her gün Osmaniye bu mantıkta sanmayın diye geldi. Ahmet Akın gel. Yani böyle bir şey yok. Bu AK Parti bitsin artık yani. Bu AK Parti hükümeti bitsin istiyoruz yani. Neden? Hiçbir şeyden memnun değiliz. Yani asgari ücretle, ben asgari ücretle çalışıyorum. Ev bulamıyorum. 5000 liraya ev bulamıyorum oturacak. Kayınpederimle kalıyorum. Böyle bir hayatta siz gerçekten daha iyi diyorsanız bu millet her şeyi hak ediyor demektir yani. Yani uyumuşa herkes para basıyor şu an. Bir şey yok. Dostum. Uyumuşa gitsin çıkınacağım. Başkan abi taş kaybı. Yağsa sen buraya geçmişsin bu uyumuşa. Taş yağsa para yoktular. Kimde para yok? İslam yok. Kimde para var? Öyle değil mi? Yok abi nerede başkan? Gezdi biraz sen. Ya kardeş soğan. Soğan kaç para biliyor musun? Kardeşim bak öyle değil. Kim abi? Herkes biliyor. Sen biraz gez bak hesap sen dinleyin, gör. Az dinleyin. Bu soğana muhtaç etti diyenler var ya. Bir paket sigarayı bir günde 35 lira verip içenler. Akşam oldu mu 5 tane biraya, biranın tanesi 45 lira her akşam 5 tane bira içenler. Anladın mı? Sonra gelip soğanı kafasına dizip röportaj verenler. Anladın mı? Aynen. Bu böyle kardeşim. Gez abla esnafı gez. Bir ayda 3 kilo soğan yer bir de. Bir adam bir günde 250 lira içki parası verir. Sesleri çıkmaz. Doğru mu? Açız diye de bağırırlar. Bir tane aç yok vallahi. Hayır sen Erdoğan'dan şaşma. Boş ver. Baba biz sonuna kadar Erdoğan diyoruz. Anladın mı? 7 tane. Yedili masa. Yedili masa. İYİ Parti CHP'yi sevmez. CHP hayır, Saadet Partisi'ni sevmez. Ben bunun açıysam yok dediğinizde satıyorum. Bu bak insanlar güveniyor. Siz görmediniz ben 5 kişi gördüm en azından. Ya hep çingin Allah aşkına gidin be. Çingin olması aç olmadı anlamına gelmiyor ki. Bu nasıl bir bundan önce yok muydu hanımefendi? Bundan öncesiniz konuşma. Ben ya bundan önce çingine dilenmiyordu mu burada? Beyefendi benim tartıştığım. Kardeşim öyle bir şey yok. Bak, aç insan yok kelime. 7 tane benzemesi bir masada oturttu. 7 tane benzemesi bir masada oturtturan şu eli takip edin kimse. Siyaset değil. Yok, yok kardeşim aç insan falan yok. Git hesabına en az 1 trilyon parası var. Helal olsun. Evet o yüzden bak, git, evet, git hesabına 1 trilyon parası yok. Abi, yani, baba, benim Tayyip baba. Tayyip baba. Başka adam tanımam. Tayyip baba lan. Allah Allah. Hadi sen buradan yemeğini ye. Ben veririm senin paranı. La 30 milyar adam bulamıyoruz biz ya. Ne konuşuyorsunuz? Sana da bir kiralık ev bulsana dostum. Ha işte o yok. İşte ya.
gittim. 3 aydır kayınpederimde kalıyorum. Kiralık benim de evim depremde gitti. 5 bin lira. İki artı suçum. İki artı bir. Tayyip Erdoğan'ın suçu mu? Bu hükümet. O da depremde de. Osmaniye. Ben de Osmaniye. İsterse İstanbul'u. Osmaniye'de Tayyip adam. Tayyip adamdır, gerisi yalandır. Tartışma güzeldi. Sen de siyaseti başka yerde yaptın. Hayır, siyasette. Çeksin. Yayınlamaz da kesin. Medyaskop. Hiç sıkıntı yok. Ama ben bak, bilmem. Bak, şöyle bir şey var. Hırsıza vermeyin. Bu hırsız bu kim? Tayyip Erdoğan var ya bak. Allah Allah. Adamın yine buzağı doğurmuş. Bankada para veriyor. Aynı kutu doğurmuş. Bankada para veriyor. Anladın mı? Baba, anamızı verdi lan, et yemiyor. Ondan adamın dediği meşrutatçı, ananı da al da git. Ananı da al da git. Gel sen, senin sevgisinin yolunu kapanır. O zaman da abi, sıkıntı. Yolları kapanır bunların. Kimi? Kimi? Gel, Bedirhan Bebeğen iki el yakında kalır. Gel oradan. Bedirhan Bebeğen'e PKK'la bir oldunuz. Bir oldunuz. Bir oldunuz. Bir oldunuz. Sayın Erdoğan burada birini çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun Osmanlı muhafazakar bir yapıya sahip. İnanmaktan çok inandırılmaya alışmış bir toplumuz biz. İnanmak bir noktada herkes inanır bir şeyler ama inandırılma beklentisi çok daha yüksektir bu kentte. Dolayısıyla şehrimiz, benim kendi görüşüm, Sayın Bahçeli'den de kaynaklı olarak Cumhur İttifakı'nı tercih eder diye düşünüyorum Cumhurbaşkanlığında. Tabii burada kendi partimi, Türkiye İşçi Partisi birinci parti çıkar desem kimse inanmaz. Herkes yalan söylüyorsun diye. Böyle bir şeye girmeyeceğim ama bizim ciddi bir oy alacağımızı rahatla söyleyebilirim. Şöyle açık söyleyelim. Biz buradan milletvekili çıkarma gibi bir durumumuz yok. Bizim amacımız, ilk amacımız Türkiye Komünist Partisi'nin Osmaniye'de varlığını benimsetmekti. Ve de bunu başardık. Çünkü dayanışma içerisinde iki defa semt evimiz polisler tarafından basıldı. 17 yurttaşımız, yoldaşımız 48 saat gözaltında tutuldu. 8 yoldaşımıza 5 yıl Osmaniye giriş yasağı konuldu. Yapılan her baskın bize bir kat daha güçlendirdi. Amacımız Osmaniye'de Türkiye Komünist Partisi'nin varlığını benimsetmekti. Biz bunu şu an aşmış bulunmaktayız. Ya bu bölgede yetişen çocukların büyük bölümü gibi, %80'i gibi ben de milliyetçi muhafazakar yapıyla büyüdüm. Yaklaşık 20 yıllık bir ülke ocakları geçmişim var. Daha sonra bir şeylerin yanlış olduğunu, bir şeylerin aslında böyle olmaması gerektiğini sorarak ve sorgulayarak bir aydınlanma süreci yaşadım. Kendi iç devrimimi yaşadım öncelikle. Bu devrimden sonra artık kendime bir kalıp bulmam gerekiyordu. Nerede olmalıyım, nasıl olmalıyım? Ve bir 20 Aralık günü, 2020 Aralık döneminde Barış Atay'la tanıştım. Meclis konuşmasında, bütçe konuşmasında. O konuşmadan sonra evet benim yerim tiptir dedim ve Türkiye İşçi Partisi'nde siyaset yapmaya başladım. En büyük şehit veren illerden biri Osmaniye. Ona göre düşünmek lazım. Şehit diyar Osmaniye. O yüzden yani bizim kendi şeyimiz başka şeye elimiz başkana, gitmez yani. Reise. Aynen HDP bozuyor. Osmaniye'nin seçecek kişi Tayyip Bey olduğunu düşünüyorum ben açık söyleyeyim. Seçim zamanında sadece hatırlanan bir şehir Osmaniye'ydi. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bakış açılarının değiştiğini düşünüyorum. Hani Osmaniye'de Devlet Bey sevilirdi. Yani sevilen bir kişi. Ama depremden sonra ve bundan birkaç sene öncesine kadar bunların değiştiğini ister istemez biz de görebiliyoruz. Bu süreçten sonra benim kendi şahsi düşüncem biraz daha Millet İttifakı'na kayacak gibi duruyor. Bir Osmaniye halkı da ben de doğma büyüme buralıyım. 24 yaşındayım ben şu an. Ve tüm çevrem hep biz bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekliyorduk. Ama şu dönemden sonra oyumuz hep Kılıçdaroğlu olacak. Deprem ayağında şurada durmasını isterdik. Yani gönlümüz ister. Yani memleketin adamını memlekette görmeyi isteriz her yönüne. İsterse kaybetsin ben hemşerime vereceğim, hemşerime şeyime vereceğim, Devlet Bahçeli'ye vereceğim. İyi ya da kötü, hemşerim diye vereceğim. Milletvekili vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de? Tayyip Erdoğan'a vereceğim, Cumhur'a o şey olduğu için yani. Tayyip Baba, Tayyip Baba'dan başka kimse kazanamaz. Kadın mücadelesi için, çocuk yaşta evlilikleri önlemek için, katliamlar için, karşı çıkmak için
Ben dışlanan insanların sesi olmak için açıkçası. Çünkü ben bu ülkede çok fazla insanların dışlandığını düşünüyorum. Kendim de Kürdüm. Çok fazla şeye gördük, yaşadık gerçekten. İnsanların burada sosyoekonomik sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Bu yüzden ben onların sesi olmak istiyorum açıkçası. Olabileceğimi de düşünüyorum. Yaşım genç olabilir, tecrübesiz olabilirim ama hiç önemli değil. Ben elimden geleni yapacağım bunun için.